Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet, Sayın Karadağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençliğinizi bırakın, çocukluğunuzdan bu yana siyaset yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde gençlik kollarında başladınız siyasete. Gençlik kolları, merkez ilçe, ilçe diyelim hatta, ilçe yönetim kurulu üyesi, merkez ilçe yönetim kurulu üyesi, il yönetim kurulu üyesi, il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, bir sürü görevlerde bulundunuz. Hemen şunu sormak istiyorum. CHP'de kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi 1992 yılında açılmıştı. 1992 yılında açılırken Karabük'te Fota Vedat'ın üstünde küçük bir büroda işlemlerini evet. yapıyordu ve ben 18 yaşına yeni girmiştim. Orada 18 yaşımı doldurdu doldurmaz üyeliğimi yaptım. Sayın Salih Bulut vardı rahmetli, İbrahim Emniyet vardı rahmetli, Fuat Yavuz vardı rahmetli. Onlar benim üye kaydımı yaptı ve Karabük'te CHP'nin kurucu gençlik kol başkanı oldum. O zamandan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kopmadım. Cumhuriyet Halk Partisi bizim nefes aldığımız bir hava gibi benim için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep içerisinde bulundum. Hep iyi olmasını istedim. Büyümesi için mücadele ettim. Zaman zaman hatalarımız oldu, zaman zaman katkılarımız oldu. İnsan yaşamında olur böyle şeyler. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük emekler verdim. Çok da güzel günler gördüğü zaman, milletvekili çıkarttığı zaman, belediye başkanlıkları çıkarttığı zaman, seçimde büyük oy aldığı zaman, genel başkanı televizyona çıktığı zaman çok mutlu oluyorum dinlemekten, onlardan bir şeyler kapmaktan. Çok güzel de dostlarım oldu. Niçin? Tam 30 sene boyunca bizim gençlik kollarında siyaset yaptığımız arkadaşlarımız milletvekilleri oldu. Bizim arkadaşlarımız belediye başkanı oldu. Partide çeşitli görevlere geldiler. Bazıları değişik siyasi partilere gittiler. Orada da belediye başkanı olan arkadaşlarım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde beraber siyaset yaptım. Ama hiç şeyi bırakmadım. Ben insani ilişkiye daha çok önem veririm. Evet. Yani 30 yıl az bir süre değil. Evet. Yaşınızın neredeyse yarısından fazlası evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş. Sayın Başkan, hemen şunu sormak istiyorum Sayın Karadağ. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda aktif siyaset yapmıyorsunuz ama 30 yıldır siyaset yaptınız, 30 yıldır içinde bulunduğunuz partinizden tabii kopma gibi bir şey söz konusu değil. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi şu son günlerde Karabük'te çalkantılı bir dönem yaşıyor. Hemen ben size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Çok uzun yıllar aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Karabük'te bir milletvekili kazandı. Bir hayli uzun yıllar aradan sonra ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Karabük milletvekili Doktor Hüseyin Avni Aksoy'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması gibi bir şey söz konusu. Ulusal basında da takip ediyoruz. Biliyorsunuz Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'na İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte bir mektup yazdılar. Geçen akşam 1,5 saatlik bir görüşmeleri oldu. Yani CHP'den ayrıldı, ayrılacaklar. Böyle bir sıkıntılı bir süreç yaşanıyor CHP açısından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ailedir. Büyük ailede de görüş farklılıkları mutlaka olur. Ama önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyümesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişmesidir, iktidara yerleşmesidir. Tabii ki parti içerisinde dostlarımız, arkadaşlarımız kendileri birbirlerine rakip olabilirler. Kendi görüşlerini ön plana çıkartmak için kimisi ulusalcı, kimisi az ulusalcı, kimisi sosyalist. Çünkü biz demokratik bir kitle partisiyiz. İçerimizde her çeşit insanlar var. Her çeşit. Yani o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle sancıların olması normal. Ama asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'den kopuşları hiçbir şekilde onaylamıyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi asil Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bu Cumhuriyet'in her zerresinde emeği olan insanların ter akıttığı bir partidir. Ve Sayın Vekilimizin de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopacağına inanmıyorum. Kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Koparsa kendisi açısından büyük bir yanlış yapar. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü kişilerle değil, ana yapısıyla, gövdesiyle gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük insanlar geldi. İşte bakın, biz o süreçte az önce bahsettim, 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. DSF vardı, Demokratik Sol Parti. İktidar oldu. Bazı arkadaşlarımız oraya geçti. Ama sonra geldiler tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesi hala sağlam. Hiç kopmayan 100 yıllık bir parti olarak giriyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ben kopmadım. Cumhuriyet Halk Partisi'li hiçbir arkadaşımın da, hiçbir vekilin de, hiçbir belediye başkanının da kopmasını istemiyorum. Parti örgütlerimiz de bunu hoş karşılamaz. Kaldı ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tüm insanlar,
tüm sadece partiler değil, Karabük halkı, Türkiye halkı da içine sindirdi. Evet, elbette vekilimizin kendine has düşünceleri olabilir, beraber siyaset yaptığı arkadaşları olabilir. Parti içerisinde kalıp bu mücadeleyi parti içerisinde vermesi gerektiğine inanıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup da iktidara gelen veya ciddi oy artışı sağlayan hiçbir siyasi parti yok. Bakın Emine Ülker Tarhan vardı veya başka partiler vardı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti bizden koptu, daha sonra tekrar kuruldu. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi. Ben tüm arkadaşlarımı biraz daha sakin olup Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi ilkeleriyle, kendi doğrultusunda siyaset yapmaya davet ediyorum. Evet. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Aksoy'la İl ve Safranbolu ilçe örgütleriyle, hatta Safranbolu Belediyesi ile ilgili de bazı problemler yaşıyor. Sayın Aksoy şöyle bir iddiada bulunuyor: benim karşıma bir cephe oluşturdular. Bir milletvekilini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani böyle hoş olmayan muamelelerle karşılaşıyorum gibi iddialarda bulundu. Ve il ve ilçe örgütleriyle biraz problemli bir durumda. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sorun nasıl aşılır? Tabii. Şimdi az önce bahsettik, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti. Kuşkusuz ki içerisinde sorunlar da olacak. Milletvekilliğini hedefleyen arkadaşlarımız olacak. Belediye başkanlığını hedefleyen arkadaşlarımız olacak. Mevcut belediye başkanı olacak. Mevcut milletvekili olacak. Herkes hedefine yürümek için uğraşacak. İl başkanlığı hedefleyen insanlar olacak. Herkes bir mücadele içerisinde olacak. Ama asıl olan birbirini kırmamak. Aynı partide siyaset yapıyoruz. Ben hep söylerim, biz siyasi hısımız, siyasi hasım değiliz. Yani birbirimize düşman değiliz. Biz siyasi olarak akrabayız. Hepimizin ortak noktası Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak. İktidara taşırken de tabii yönetici kim olacak? Tabii ki bunun mücadelesini de yapacağız. Ama o dönem, geçmiş dönemde, yakın tarihimizde söyleyeyim, milletvekilimizse il başkanının ve belediye başkanının bazı sorunlar yaşadığını tüm Karabük gibi ben de görüyorum. Ama bunun çözülmesi için bir akil ortam yok. Bir akil arada insanların sorunlarını tartıştıracak, görüştürecek, buluşturacak, ortak noktaya indirecek insanlar devreye girmeli. Cumhuriyet Halk Partisi sorunlarını böyle geçmişte basın önünde değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi örgütlerinde, danışma meclislerinde çözmeli diye düşünüyorum. Elbette kırgınlıklar olur. Öyle hepimiz insanız. Zaman zaman kırılırız. İşte hep evli olan arkadaşlarım eşiyle kavga ediyor. Yani hayat arkadaşıyla kavga eden, dışarıda siyaseti paylaştığı insanlarla da kavga eder. Ama önemli olan ipleri kopartmamak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak sorun çözüm değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birbirini kötülemek çözüm değildir. Tartışmak, büyük bir ailenin fertleri olarak tartışarak doğruyu bulmak önemlidir. Tabii ki önümüzdeki yıllarda milletvekili seçimi olacak. Milletvekili olmak için arkadaşlarımız mücadele edecek. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine zarar veren kim olursa olsun, o arkadaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeterli görev alamayacağına inanıyorum. Halkta karşılığının olması gerektiğine inanıyorum. Sadece işte bizim gibi CHP üyelerinde karşılığının olması önemli değil. Sokağa çıktığı zaman halkta karşılığının olması önemlidir. Bir de şu var, bakın, belediye başkanı, milletvekili veya il başkanı bir görevdeyse İnsanlar onun yanlışını yüzüne söylemiyor. Hep arkasından konuşuyor. Bu yanlış bir uygulama. Az önce söyledim, hani biz birbirimizi sevmeliyiz, biz siyasi akrabayız. Ama bu daha çok söylemde kalıyor. Evet. Ben istiyorum ki arkadaşlarımızın ne sorunu varsa otursunlar. Biz hani hiçbirimiz savaşa girmiyoruz. Hiçbirimiz birbiri paylaşamadığımız bir şey yok. Sadece parti içerisindeki pozisyonlar konusunda mücadele ediliyor tabii ki insanlar. Milletvekilimiz, il başkanımız, belediye başkanımız. Bunu oturup tartışarak aşabileceklerine inanıyorum. Aşamazlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok akil bir örgütü var. Örgüte döndüğün zaman örgüt onu aştırır insanlara. Zamanı geldiğinde aştırır. Evet. O yüzden akil olmak zorunda insanlar, akıllı olmak zorunda, sakin olmak zorunda. Evet, Sayın Karadağ, son olarak şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Karabük'te yaşadığı bu problemler, işte milletvekilinin partiden kopma aşaması, il ve ilçe örgütleriyle problemleri, herkesin birbiriyle polemik halinde olması, tartışmalar, kavgalı olmaları, sıkıntıların yaşanması,
önümüzde gerçekleşecek olan erken genel seçim veya zamanında genel seçimde CHP'de CHP'ye yansıması nasıl olacaktır? Olumsuz bir sonuçla karşılaşabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi? Siz bunun bir analizini yaparsanız nasıl bir tablo ortaya koyarsınız? Şimdi Türkiye çok güzel atı sözleri oluşturmuş bir ülke. Halkımız sözünü o kadar güzel bir halk. Kavgalı eve kız vermezler diye bir atasözü var. Evet. Yani bunun özü odur. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki sorunları, tartışmaları demokratik yollarla, kendi danışma kurullarıyla, kendi parti içi örgütleriyle oturup çözmek zorunda. Yoksa tabii ki sıkıntı yaşayacağız. Yani böyle Cumhuriyet Halk Partisi Karabük'ten her dönem milletvekili çıkartan bir parti değil. Çok zor şartlarda çıkartmış bir siyasi parti. Belediye başkanlığını kaç yıllardan sonra kazandık. Başka ilçelerimizde işte bir dönem yenince de kazandık, kaybettik. Öyle çok kolay belediye başkanlığı, milletvekili almış bir parti değiliz. O yüzden dışarıya karşı intibamız önemli. Ama altını çizdiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü öyle güzel bir örgüttür ki gerektiği zaman gerekli insana dersini verir, cevabını verir. Onlar karşılığını parti örgütünde alır. Bir de sokaktaki insan, az önce bahsettiğim gibi seçime girdiği zaman alınan oylara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partisi veya değişik siyasi partilerin, halka tepeden bakan insanların, halkı küçümseyen insanların, halkın değeriyle oynayan insanların, işte alabildikleri oylar belli. Biz Karabük'te, Karabük gibi bir yerde, küçük bir ilde yaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor, herkes birbirinin manevi değerlerini biliyor. Biz Karabük'te manevi değerlere saygılı olmalıyız. Biz Karabük'te Karabük'ün sorunlarını dikkate geçirmeliyiz. Ben de sosyal paylaşım yapıyorum ama baktığınız zaman sosyal paylaşımlarıma kendimce Karabük'ün ilerlemesi için ne tip projeler uygulanmalı bunları paylaşıyorum. Tutup da birisi kötü, birisi iyi demiyorum. Bunların tartışılacağı yerler parti örgütleri. Evet. Parti örgütleri. Peki seçme yansıması nasıl olur? Seçmen bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda içinde bulunduğu bu polemikler devam ederse seçmen ne diyecek CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Karabük'te? Şimdi sandıkta nasıl bir cevap verir sizce? Şimdi öyle değişik bir seçim sistemi var ki ülkede. İttifaklar çok önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmenin verdiği cevaptan ziyade ittifaklarla mı seçime gidilecek, ittifaksız mı seçime gidilecek? Bunlar çok önemli. İttifakların adayları kimler olacak? Her siyasi partinin adayı önemli. Şimdi bakın, İYİ Partili arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partili adaya oy verdiler. Kendi partilerine oy verdiler ama Cumhuriyet Halk Partisi aday seçildi. Yani Cumhuriyet Halk Partililer aynı ittifakız diye bunları yapabilirler, yapmamalılar. Ben ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkılması gerektiğine, bu kavganın yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu tartışmaların kamuoyunda değil de parti içerisinde yapılması gerektiğine inanıyorum ve hiç hoş karşılamıyorum. Ya basında Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiren haberleri zaman zaman görüyoruz. Yani doğruluk payları da var bazılarının, onu da bakıyoruz. Ama bu tartışmaları arkadaşlarımız kamuoyu önünde değil de kendi işimizde yapmalı. Tabii pandemi süreci de bunun için bir eksik. Pandemi sürecinde insanlar yeteri kadar bir araya gelemedikleri için, bir de hedefleri ve hırslarının önüne geçtiği için bu yüzden bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer sıkıntılar yaşamaya devam edersek tabii ki seçmen hoş karşılamayacak. Yani evet, az önce dedim, kavgalı eve kız vermeyecekleri gibi kavgalı partiye de oy vermezler insanlar. O yüzden biz, ama biz büyük bir camiayız. Bu kavga olaylarını, bu tartışma olaylarını kendi içerisimizde çözeriz. Hep beraber ortak bir akılla Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine uygun insanlarla her zaman her yere gideriz.